Siyasette gözlerin çevrildiği görüşme dün saat 16 civarında başladı. 1,5 saatten biraz fazla sürdü ve devamında da CHP lideri Özgür Özel AK Parti Genel Merkezi'nden ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Özel'in görüşmesinin sonrasında, içinde daha doğrusu, uygun bir zamanda Erdoğan'ın da CHP Genel Merkezi'ne iadeyi ziyarette bulunacağı açıkladı. Haftalardır beklenen görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etti. Cumhurbaşkanı ve CHP Genel Başkanı arasında 2016'dan sonra ilk görüşme niteliği taşıyan zirve AK Parti Genel Merkezi'ndeydi. CHP lideri Özel'i AK Parti Başkan Vekili Mustafa Elitaş kapıda karşıladı. Özel'e ziyaretinde İstanbul Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu üyesi Namık Tan eşlik etti. Genel Merkez'in 8. katındaki Genel Başkanlık makamında gerçekleşen görüşme öncesi taraflar kameralara poz verdi. Özel'in Erdoğan'a bir de hediyesi vardı. CHP lideri Cumhurbaşkanı'na Cumhuriyet Ateşi isimli objeyi takdim etti. Yeni anayasadan ekonomideki son gelişmelere kadar pek çok konunun ele alındığı görüşme 1 saat 35 dakika sürdü. AK Partili kaynaklardan edinilen bilgilere göre CHP Genel Başkanı Özel, Erdoğan'dan mülakatların kaldırılmasını, Can Atalay ve Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmasını, 28 Şubat davasında hüküm giyen Çetin Doğan gibi generallerin hastalıklarından dolayı affedilmesi gibi taleplerde bulundu. Erdoğan bu talepleri değerlendireceğini söyledi. Görüşmede 15 Temmuz'da gündemdeydi. Cumhurbaşkanı Özel'e 15 Temmuz gecesi mecliste bulunmasından dolayı teşekkür etti. Özel ise 15 Temmuz'u tiyatro olarak görmediğini ve bu tanımlamanın doğru olmadığını dile getirdi. Erdoğan, Özel'i yerel seçimlerdeki başarısından dolayı tebrik de etti. Özel'in genel başkanlığında ivmelenen bir süreç olduğuna işaret etti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan'ın ziyaretten memnuniyet duyduğunu ve diyaloğun devam ettirilme isteğini Özel'e ilettiğini açıkladı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakında CHP'ye iadeyi ziyarette bulunacağı bilgisini de paylaştı.